Çiftçiler seminerde buluştu. Nizip Antep Fıstığı Zeytin Üreticileri Derneği tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seyir tepesinde bulunan Zeykma Kafe ve Restoranta düzenlenen bilgilendirme seminerine Nizip Antep Fıstığı Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Maruf Marufoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Yorgancı, Gaziantep Fıstık Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, Harran Üniversitesi'nde Doçent Doktor İzzet Açar ve çiftçiler katıldı. Seminerde Ziraat Mühendisi Kurban Nete tarafından budama atıkları, Harran Üniversitesi'nde Profesör Doktor Bekir Erol Ak tarafından ise beyaz sinek konusunda sunum yapıldı. Seminerin sonunda katılımcılara da akşam yemeği ikram edildi. Ay ay bu şekilde tespit ettik. Farklı türleri var. Ve bu bundan dolayı da hiçbir zaman biz bununla kimyasal mücadeleyle mücadele edemiyoruz. Bakın şöyle kurtçuk olur. Daha sonra buradan çıkar. Bakın şurada kabuğu kaldırdığımızda içerisinde binlerce kurtçuk var. Şu şekilde hem kurtçuk var. Bakın hem ergil olmuş dışarıya çıkacak. Hem larvalar şeyin içerisinde, kurutların içerisinde. Bu hale geldikten sonra kabuğu alttan deler ve dışarıya uçuşmaya başlarlar. Bakın, bizim tekli talimatlarda bize söylenen Şubat ayı, Ocak ayı sonu itibariyle kurmuş veya kurmaya yüz tutmuş tallar tuzak dal olarak asılır, Mart ayının sonu Nisan'ın başında toplanıp imha edilir. Fakat bizim yaptığımız tespitlerde bakın, 2. ayın 16'sı 2016, Karagöz kurdu bulunduğu yerden çıkmış, gözü denemeye geliyor. Biz bunu 2015 yılında da tespit ettik. 2016'da tekrar üstüne düştük. Bir de şuraya bakın. 2. ayın 19'u 2016 Karagöz kurdu bakın yeniden üstüne girmiş. Oradan talaş dökülenler var, talaş çıkanlar var. Ve bu şekilde bakın daha sonraki dönemde yeni sürgün vermeye başlayınca sürgünün dibinde gelip içeri girecek. Bakın daha sonraki dönemlerde bunu biliyorsunuz. Yaprak koltuklarından, Karagöz'ün olduğu yerlerden delerek içerisine girer ve orada zarar verir. Fakat bakın bu şekilde bir Karagöz kurdu 5 ile 8 adet Karagöz'ü tahrip ediyor. Tepe tomurcuğundan girdiği zaman zaten burada sürgün büyümesi mümkün değil, yanlardan veriyor. Bakın şurada bütün Karagözlerin içerisine girip 4-5 santim ilerleyip çıkıp bir başkasına gidiyor. Bu başkasına çıkıp girme sırasında İranlı bir araştırıcının yaptığı araştırmaya göre alternaria hastalığını da taşıdığı tespit edilmiş. 5-6 yıldır bölgemizde fıstıklarda uç yanıklığı dediğimiz, daha sonra buna güneş yanıklığı dediğimiz, aslında güneş yanıklığı alternaryanı da Karagöz kurdunun taşıdığı tespit edildi. Şimdi bir pisillanın, şimdi bazen insan şey düşünüyor, pisillanın için bu kadar, nasıl böyle bu kadar fazla türü var diye. Şimdi bu melengiç ya da kurtumda biliyorsunuz bir bakarsınız ki böyle fasulye gibi bir oluşum var. İçini yarın içi böcek dolu. Yumurta var. Sonra o yumurtayı bir onları kırın içerisinde özellikle melengiçte çok oluyor. Yaprak bitleridir onlar. Yaprak bitleri. Bunları bir plastik torbanın içerisine koyun, hafif sıcak bir yere koyun. Hepsi kanatlı kanatlı şeyler, sinekler gibi bir şey oluşuyor orada. Yaprak biti oluşuyor. Bir İsrailli bu konuda çalışıyor. Diyor ki kendisi şeyin diyor, melengicin o gözünde zarar yapıp böyle fasulye gibi oluşumu oluşturanla Butlum'daki birbirinden farklıdır diyor. Ve hatta makale yapmış. O zaman o sıralarda İsrail'de bir kriz oldu. Dedi ki bana bunları gönderirsen dedi ben dedi bu böceklerin o toplu iğne başı kadar ya da biraz daha büyük böceğin mitokondrisinin DNA'sına bakıyorum dedi. Mitokondrideki DNA asla değişmezmiş. Ve dedi bunların dedi ben buradan hangi tür örneğin bir tane şey var. Ne melengice benziyor ne Atlantik sakızına benziyor. Bu hangi türdür diye merak edecek olursak dedi. Ben orada oluşan o fasulye gibi şeyin içinde oluşan böceğin, küçücük bir böceğin mitokondrisindeki DNA'dan tür teşhisi yapıyorum.
Şimdi bu fısırlada da bu kadar tür olur mu? Kaç tür dediniz Kurban Bey? Fısırlada 32 hocam. 32 türü var. Tabii bütün bunlarla ilgili olarak bizim aslında bilimsel anlamda bu tür bilgileri elde ediyoruz. Ama çözüm nedir? Son çözüm. Son çözüm Tarım Bakanlığı'yla işbirliği halinde bir sonuca gitmek. Acaba bu insanlar örneğin birinci şeydeki kuru dalları yakma konusunda en az şöyle bir 3 yıl, 5 yıl yaksa tümden kökünü kurutabilir miyiz bu zararlığı? Bunu böyle bir planlama yapmak lazım. Nasıl vatandaşa teşvik veriyor Tarım Bakanlığı, belirli şeyleri teşvik veriyor değil mi? İşte şu kadar arazisi olan ya da şu diken şu kadar para alıyor diye. Acaba bu kuru dalları da devlete teslim etme adına o dal kaç liralık? 2000 liralık. Ama ben sana 4000 lira veriyorum. Bunu 2 yıl, 3 yıl böyle bir tarım politikası işte, bir tarım politikası yapılsa bu iş çözülür mü diye de aklımdan geçiyor.